Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Oyunun güncellemesiyle beraber Punisher 2099'da arkadaşlar, yani cezalandırıcı 2099'da güncellenmiş oldu. Datası matası falan bayağı bir dehşet oldu arkadaşlar. Bir bakalım, evvela datasına bakalım. Kritik atma oranı %21. Kritik hasarı %172. Zırh puanı çok güzel yükselmiş arkadaşlar. %125 gibi çok güzel bir rakam olmuş. Daha önce kaç hatırlamıyorum ama şu andaki rakam çok güzel. Ve blok becerisi %68,5 ile yine oldukça güzel bir performans arkadaşlar. Saldırı datasına bakıyorum. Saldırı datası da fena değil. Yani bizdeki şu anda 3 nasıl söyleyeyim? Sinerjilerle beraber 3000 düzeltiyorum. Ustalıklarla beraber arkadaşlar 3719'a çıkmış ki çok güzel. Yani 6 yıldız R1 için bence gayet güzel bir rakam. Şöyle bir başka 6 yıldızlarla da bir kıyaslayacağım arkadaşlar. Ve hemen bir oyun şekline geçeceğiz. Şöyle bir 6 yıldızlara gelelim ve R1'lerin olduğu yere bakalım. Şöyle mesela R1'lerin saldırı gücüne bakalım. Sabrina arkadaşlar 3200. Güzeldi Sabrina'nın da bu arada. Elsa'nın 3700 datası geriden. Datası çok çok iyi bir karakter Elsa'nın da. İşte işlevi yok abi. Ronin 3600. Masakre 3500. Sabah bayağı düşükmüş bacı. Karnak 3600. Ördek Venom 3800. Bunlar hep 6 yıldız R1'ler. Heimdall bayağı düşük. Şampiyon yerle yeksan durumda. Alnus 3300'lerde. Guillotine 3700. Cable 3500. Rocket Rock'un 4000 arkadaşlar. Rocket Rock'un datası muazzam derecede yüksek. Falan filan. Yani bu civara gelmiş. Tamam, fazla da tıraş yapmayalım. Arkadaşlar Punisher 2099'a yapılan özellik değişiklik daha çok datasında minik ayarlar yapılmış ama ben beğendim, yani şu anlamda beğendim, bir öncekine göre çok çok daha iyi olmuş ve kullanışlı hale gelmiş. Şimdi 6. sahne 4. bölüm 2. kısmı Thor Ragnarok'un olduğu yer arkadaşlar, aşağı yoldan gidiyorum. Burada çok fazla özel saldırı atmayacağım, atamayacağım zaten çünkü kara özelliğinde değil. Fakat başka bir esprisini göstermek istiyorum. Şimdi çok çok hızlı bir şekilde arkadaşlar üzerine pil dolduruyor bu. Tabi kopya olsa daha fazla olacaktır. Dikkat edin, 49. Yani çok hızlı. 3 saniyede falan yine 9 dolduruyor galiba. Birazdan operasyon. Şimdi başlıyorum arkadaşlar operasyona. Dikkat. Rakibe sonsuz sersem veririz arkadaşlar. Rakibe neredeyse, ah be, yakalayamadım lan. Allah Allah, yakalayabilirdim. Şurada bir köşeye sıkıştırsam ben onu. Tamam abiler, köşeye sıkıştırdım, geçmiş olsun. Şimdi o düşünsün. Rakibi köşeye sıkıştırıyorsunuz arkadaşlar ve sonsuz sersem verebiliyorsunuz. Tabii ki üzerinizdeki pil bitene kadar. Fakat arkadaşlar o pilin bitmesi de öyle kolay olmuyor artık. Artık öyle kolay olmuyor. Yani uzun sürebiliyor. İşte datasındaki yapılan küçük oynamalar. İşte atıyorum mesela pilinin daha hızlı olması. Aynı zamanda artık ekstra özelliklere daha az pil istemesi gibi şeyler. Punisher 2099'u biraz daha kullanışlı hale getirmiş. Bu arada üzerindeki piller 10 tane istiyor arkadaşlar. Sersem atmak için 10 tane istiyor. Onu da yapabiliyorsun. Bitti. Sersem hakkım bu kadardı. Arkasına da L3 atıyorum. Yani neredeyse sonsuza yakın. Ya aslına bakmayın, şu gittiğim yoldaki karadaki sıkıntı olmasa çok çok daha kolay bir şekilde gidersin aslında. Güzel. Devam ediyor madem. Yerse bu sersemi gondikler seni Adem. Yani rakibi aslında arkadaşlar çok aman aman bir oynama payı vermiyorsunuz. Yani rakip hakikaten çok çok az oyun alanına sahip. Oyun alanına sahip olduğu için de çok aman aman bir şey yapamadı. Dediğim gibi gittiğim karadan dolayı öyle çok aman aman bir özel saldırı atacak yol değil. Bir sonraki Punisher vs Punisher, hayda. Bak mesela burayı bitirmeyenler için bu Punisher defansta biraz daha insanları uğraştıracaktır arkadaşlar. Punisher.
Bu arada eğer L2 doldurabilirseniz hakikaten çok rezil bir pozisyona geçeceksiniz arkadaşlar. Bu arada o Punisher da çok hızlı dolduruyor. Tabii o Ogun'u da çok hızlı dolduruyor. Ve arkadaşlar bunu fullediğiniz zaman da çok güzel bir sağlığa sahip oluyor. Saldırı gücüne sahip oluyorsunuz. Şöyle söyleyeyim. Bendeki arkadaşlar 6 yıldız R1 artı 2500 saldırı gücüne sahip oluyor ve şu anda ben de artık yapıştır abi. Yakalayabilir miyim bilmiyorum. Yakaladım. Şu anda rakibin arkadaşlar güç bana dikkat edin. Neredeyse hiç dolmuyor pozisyonda. Şöyle bir de L2 basayım. Kırdığı zırh da çok çok etkili arkadaşlar. Ve zırh kırıklarını biriktirebiliyor. Gerçi iki kere kadar çıkıyor ama o zaman düz vuruşlarını ben 16-17 bin görmüşlüğüm vardı antrenman yaparken. Pilimizi 83. Eğer siper yerse şimdi serseme gibi geçirebilsem şunu şeyden önce geçirdim abi. Güzel. Tamam, bundan sonra artık o düşünsün arkadaşlar. Daha bundan sonra kendini doğrultamaz. İsterseniz ağır saldırı, isterseniz bir orta, bir ağır saldırı yapabiliyorsunuz. Tabii bu sizin hem sersem sürenize göre değişiyor, hem de rakibin arkadaşlar çevikliğine göre değişir. Mesela ittifak savaşlarında çeviklik olursa bu olayı yapamazsınız. Bu arada sağlık basıyor ama sağlığını da hemen iyileşmesini de engelledik. Bu şekilde arkadaşlar rakiplerinizi mahvedebilirsiniz. Bu Gundi ile artık çok daha etkili. Belki böyle işte 50 bin, 100 bin gibi hasarlar vuramıyor arkadaşlar. Ama rakibi felç ediyor. Rakibi oynatmıyor. Yani şöyle diyebilirim. Kaç kere attım ben orada? Tamamen afaki konuşuyorum arkadaşlar. Yani 15 kere ağır saldırı atsam 2 saniyeden 30 saniyelik bir sersem süresi. 30 saniyelik bir sersem süresi. Belki 40 saniye sersem süresi arkadaşlar. Onu bir saymam lazım. Yine sayarım, ona göre videonun başlığına muhakkak yazarım. Bu şekilde oynayarak arkadaşlar rakipleri felç edersiniz. Rakipler size karşı hiçbir şey şekilde görüldüğü gibi yapamaz. Ve ayağına aldığım sinerjiler saldırı sinerjisi veya kendisiyle alakalı bir sinerji değil arkadaşlar. Bir tanesi kanama zehirimi kapatması için yaptığım bir sinerji. Hani kanamayı sağlığa çevirsin diye Nick Fury sinerjisi. Bir tanesi de blok performansını arttırsın diye. Yani saldırı babında hiçbir şeye dokunmadım arkadaşlar. Ve gelelim. Bir de kobay faremiz kış askerini dövelim. Bak bu sefer birazcık bir şey yapalım. Mesela hızlı güç barıyla başlasın. İşte mesela bu da çok bir şey değil aslında. Sadece %1 güç barına yakın başlıyor. Yani bunu bile çıkartabiliriz aslında. Çok bir şey değil. Şöyle bakıyorum, %6 saldırı gücü. İşte kullandığın pili geri getir. Aslında hiçbir cacık yok arkadaşlar. Yani saldırı babında burada etki edecek tek bir doğru düzgün muhabbet yok. Şöyle etiketlerine bakmak istiyorum aslında bunun. Yanlış yere tıkladım. Etiketine bakacağım. Kontrol itiraz. Metal kötü ve M boyutu imiş. Yani bunun yanına ne sinerjisi yapsam? Bilemedim. Yani şu çok az bir şeyle başlatıyorsun. Bunlar hep güç barı ve pille alakalı. Başlangıcıyla yani tamamen değil. Her daim böyle olsun diye falan fişe yok. Doktorunun %5 kusursuz blok performansı var. Yani ne kadar iş görür bilemem. Doktorunun bununla var mı bir şeyi? Yok. Kendisiyle var. Doktorumun tamamen kendisiyle var. Yani adamın hiçbir şeyde doğru düzgün ihtiyacı yok. Hadi sinersiz gidelim. Sinersiz gidelim. Burada arkadaşlar sürekli L2 spamlayacağım. Sadece L2 spamlayarak oynayacağım. Dediğim gibi tek bir zırh kırığı 3000 zırh kırma bir arkadaşlar. Çift yaptığımız zaman bunu 6000 gibi vahşetül dehşet bir zırh kırmaya dönüşecek.
Şu anda 3200 vuruyoruz düz vuruşlarla. Bakalım arkadaşlar. Tamamen düz oynama karakteri. Yalnız rakipler sersemliyorsa az evvel gördüğünüz gibi arkadaşlar 6. saniyede tek başına götürebiliyor ki mutlaka kanama zehri açarsınız o şekilde. Çünkü karakter şey istemiyor arkadaşlar. Modelle E2 atarak zırhını kırıyorum. Yani çok özel saldırı atmanıza da gerek yok. Az evvel gördüğünüz gibi sürekli siper ağır saldırı oynayarak da oynayabilirsiniz. Rakibin üzerinde bir zırh kırma var. Birazdan şimdi şarjım full olacak arkadaşlar. Pilim dikkat edin. Oldu ve saldırı gücüm arttı şu anda. 5000'leri görmeye başladım. 3800 geldi. L2 attığınızda arkadaşlar kritik de atıyor. Kritik atma oranı da artıyor. Bu arada çift zırh kırığı geldi. Lan şöyle güzel kritik vur be. Vurmadı. Yıldırmadı bu sefer. Sadece L2 atarak oynayın. Başka hiçbir şey yapmayın. Düz vuruşlar 8900, 9000'leri görmeye başladı. Dediğim gibi sadece ve sadece L2 atarak oynuyorsunuz. Gerisini kendisi hallediyor. Yalnız o sonsuz 40 saniyelik sersem var ya, çok dehşet bir şeydi ya. Gerçekten muazzam bir şeydi. Yani şunu R3 atsam 6. saniyede boss dayanmaz. Yani şu özelliklerine uygun herhangi bir yerde 6. saniyede bana boss dayanmaz abi. Şu anda Punisher 2099'u Snatch'siz izliyoruz. Tek zırh kırığıyla. Ve şimdi hemen arkasına ikinci zırh kırığını veriyorum. Eğer güç barınız yeterse çok daha fazla. Mesela %50 güç barı isteyen karolara girdiğinizde arkadaşlar bu sefer üçlü dörtlü de yapıştırabilirsiniz. Ve yüksek saldırım da gelmeye başladı. Ve geldi arkadaşlar. Dilerseniz L1 atarak da üzerinizdeki pili daha uzun süre tutabilirsiniz. Ben şöyle bir 14.000'lik ağır saldırı. Yani ben burada şimdi az evvel bir sonsuz ağır saldırı döngüsüne de çıkabilirdim. Bakayım kaç kere ağır saldırı. Şimdi burada gidelim. Ağır saldırı kombinasyonu sınıf bonusu yemesine rağmen. Sınıf bonusu yemesine rağmen. Önden bir tane L2 atarım. Hacılar eğer yetişirse ömrüm. L2'den sonra sürekli ağır saldırı. Bu arada pil durumuna göre de arkadaşlar 8-10 bin civarında bir sağlık da bastırıyor. Hadi oğlum. Pilim dolacak hadi. Tamam güzel. Ve ben başlıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 antrenman yapıyoruz. 5 6 ha, toplam kaç saniye sersem veriyoruz? 7 Bu 8. oldu. Bu 9 oldu. 10 oldu. Şu anda arkadaşlar 25 saniye. 2 artı buçuktan benimkisi 2,5 saniye sürüyor. Bu 12 oldu arkadaşlar. Devam ediyorum. 13 14 15 16 17 18 20'de arkadaşlar 50 saniye edecek, haberiniz olsun. 19 ve 20. Takriben arkadaşlar 50 saniye civarında sürdü verdiğimiz sersem arkadaşlar. 20 kere yaptığınızda ortalama 50 saniye sürüyor. Rakip 50 saniye patates. Yani L2 arkasına yaptığınızda sizi coşturacak. Bas L3'ü. Yani dediğim gibi vuruşları 50.000, 100.000 gibi dehşet bir şey vermiyor ama rakibi durduruyor arkadaşlar. Rakibi durduruyor.
Yüksek hasar verebilme yolu da L2 atma. L2 arkası, L2 atarak. Ama tavsiyem yani oynama şekliniz bir tane L2 arkasına da sürekli ağır saldırı, orta ağır saldırı, orta ağır saldırı yaparak rakiplerinizi gondiklemek. Dediğim gibi rakipleri direkt felç edecek. Şahane. Bu arada arkadaşlar L2'deki mermilerden kaçılamıyor. Gerçek saldırı yapıyor. O da aklıma gelmişken söyleyeyim. Punisher 2099 ile ilgili bolca video çekip atacağım. İkinci zırh kırmayı da verdik. Bu arada sağlık da basıyorum bir yandan da. 260-260 bence çok da güzel sağlık basıyor. Neredeyse utanmasa fullleyecekti kendisini. Aslında bunu da her dövüşte bir kere yapmayacak hacı. Her dövüşte 3 hakkın olacak sağlık basma. Yani dirayet bakımından da çok kaliteli bir karakter olacaktı aslında. Şak. Arkadaşlar normal zırh kırmaları 15 saniye sürüyor. Fakat üzerinizde 10 pil varsa bu sefer 30 saniye çıkıyor. Yani zırh kırmalarının süresi de çok çok güzel. YG ediyor. Punisher 2099 arkadaşlar çok daha kullanışlı, çok daha kaliteli olmuş. Şu anda 10 üzerinden 6,5-7 veririm. Özellikle kendi alanında oynayacağı yerlerde bence çok çok etkili olacaktır. Çok çok etkili. Eğer gücü kudreti yetiyorsa arkadaşlar çok etkili olacaktır. Daha birçok testi yapacağım arkadaşlar. Birçok yerde Punisher 2099 testi yapacağım. Siz nasıl buldunuz? Ölüm videonun altına yazın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.